abiyle birlikteyiz. Tabii sizi bürokrat olarak, siyasetçi olarak tüm Türkiye tanıyor, mesudiyeler tanıyor. Ama sizin, ben yeni öğrendim, bir de futbolculuk geçmişiniz varmış Mesudiye Spor'la ilgili. Bununla ilgili bir söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Kaç yıllarında oynadınız? Evet, biz ben tabii futbolu gerçekten çok iyi oynardım. Diyebilirim ki Mesudiye'nin yetiştirdiği en iyi 10 numaralardan birisiydi. O tarihte biz Melek Spor olarak Mesudiye'de yazın, okullar özellikle paydos olunca üniversite yıllarımızda, ertesi gün Mesudiye'ye dönerdik. Takımımızı kurardık ve bütün çevre ilçeleri, oradaki ileri gelenlerimiz, büyüklerimizle birlikte dolaşır, maçlar yapardık. Bizden çevre ilçeler aman, el aman demişlerdi. Hepsine devamlı surette galip gelirdik çoğunlukla. Yenildiklerimiz de tabii olurdu. Bir gün Şebin Karahisar'a gittik. Bunları orada... Kaç yıl tahmini? Belki de 1955-56 falan olabilir. Demek ki bundan 62-63 yıl önce Şebin Karahisar'ı orada biz 4-2 yendik ve şarkılar, türküler söyleyerek Mesudiye'ye geri dönmüştük. Evet. O günkü arkadaşlarımızın bir kısmı hala hayattadır. Bir kısmını kaybettik. Kimler vardı futbolu çok iyi oynayan? Vallahi bizde en iyi oynayan mesela Ahmet Karayaka bir ara kalecimiz olurdu ama oynardı. Onun abisi Ekrem Karayaka vardı. Ekrem amca. Ekrem topa çok uzun vururdu. Arka orta harf, şimdi stoper diyorlar ona. Biz santraf derdik ona. Onun dışında vallahi hepsi kendi çapında iyi oynarlardı. Ahmet abi. Ahmet oynardı, bizim eski belediye başkanımız rahmetli Ahmetciğim oynardı. Onun dışında Doğan Aytöre vardı. Doğan Aytöre, hangi mevkide oynuyordu? Doğan orta haf oynardı. Orta sağ haf oynardı. Seyfettin abi vardı. Seyfettin bizim kalecimizdi. O da çok güzel bir insandı. Hepsi güzel çocuklardı bizim arkadaşlarımız. İlkokulu Mesudiye'de mi okudunuz? İlkokulu ben Topçam'da okudum. Yani Gebeme'de. Kardeşlerim Mesudiye'de okudu ama ben büyüklerimin yani anneannemin ve büyük babamın yanlarında Topçam'da okudum. Büyük bir bürokrat oldunuz. Biz herkesin tanıdığı bir siyasetçisiniz. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani sizin kendi zekanıza mı bağlı, yetiştiğiniz kültüre mi bağlı ya da hepsi bir arada mı? Emin olun. Evvela Mesudiye'li olmama bağlı. Neden? Çünkü Mesudiye'de biz gerek ilkokulda, gerek ortaokulda çok değerli hocalarımızın bilgilendirmeleriyle başladık işe. Ailelerimiz de hocalarımıza son derece ilgi ve saygı gösterirlerdi. Evet. Ve onlardan aldığımız temel doğru bilgiler bizi lise yıllarımızda ve daha sonraki hayatımızda hep başarıya nasıl koşuluru öğrettiği için oradan hareketle biz başarılı olduk. Ben tabii memuriyetimde de, mesleğimde de, siyasette de bir Mesudiye köyünden çıkıp bunların en yukarısına kadar gelme şansım oldu. Tabii talihim de mutlaka yardımcı olmuştur. Ben de çalıştım. Ama demin söylediğim gibi bunlar hep Mesudiyeli olmanın, ülkeyi tanımanın, insanı tanımanın, doğru insanın nasıl olması gerektiğini tanımanın Mesudiyeli olarak etkisi ve sonucu olmuştur. Babanız ne iş yapardı? Babam uzun yıllar terzilik yaptı. Hüsnü Kahraman terzi abimizin yanında önce çıraklık, sonra terzilik. Mesudiye'de mi? Mesudiye'de mi? Babamın kökü ta Artvin'e kadar uzanır. Fakat küçükken gelip annemlerin evinde büyümüş ve bunlar birbirlerine vurulmuşlar ve evlenmişler. Biz öyle peydah olduk. Evet, evet. Anne tarafınız? Annem Topçam. Bodur oğlu ve Köleoğlu ailelerinin ortak kızıdır. Ortak kızı, evet. Ve tek çocuk budur. Evet. Hem Bodur oğlunun hem Köleoğlu'nun ortak tek kızı anamdır. Rahmetli annem. Evet. Ve babam
Bunların mezarları da ruhları şad olsun, mesul diye geçiyor. Amin. Evet. Peki meslek hayatınızdaki sizin en çok haz alarak çalıştığınız dönem hangisi oldu? Yani ben en çok kendinizi geliştirdiğinizi hissettiniz. Evet, yani ben zaten Mesudiye'de o yıllarda maliye müfettişliği sınavına 3 ay çalışarak hazırlandım. Mesudiye'deki memur kulübünde. O hazırlıklarımda ben sınava geldim ve Türkiye birincisi olarak maliye müfettişi oldum. Süper. O yıllarımdan itibaren tabii bir kariyer meslek olduğu için giderek hep yükseldim. Yurt dışı görevlerim oldu, yurt içi görevlerim oldu ve tecrübelerimi en iyi de doğrusu Anavatan Partisi döneminde yakaladım. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın hem Bütçe Genel Müdürlüğü'nü yaptım 5 yıl hem de müsteşarlığını yaptım. Sonra da bir dönem milletvekili olarak mecliste Bütçe Plan Komisyonu Başkanlığı yaptım. Evet. Tabii Mesudiye'den çıkmış bir bürokrat olarak, siyasetçi olarak örnek bir insansınız. Yeni yetişen nesillere bu anlamda ne söylemek istersiniz? Nasıl hayatta başarılı olabilirler? Bunun sırrı nedir? Bir defa hemen şunu söylemek isterim. Onların başarılarını gördükçe büyük mutluluk ve gurur duyarım. Hepsinin de başarılı olmasını yürekten dilerim. Fakat şunu bilmelidirler, kendileri olmasa bile anaları babaları Mesudiyelidir, dedeleri Mesudiyelidir. Bu çok özel bir mürüvvettir onlar için, özel bir ayrıcalıktır. Mesudiyeli olmanın gururuyla bir, çok çalışkan olacaklar. İki, son derece dürüst olacaklar. Üç, Atatürkçü, layık ve çağdaş olacaklar. 4. Vatanını sevecekler, ülkesini sevecekler, ailesine, büyüklerine sevgi ve saygıyla bağlı olacaklar ve yılmadan, usanmadan bulundukları işi hakkıyla ve sonuna kadar yükselerek yapacaklar. Benim onlara dileklerim böyle olur. Peki, ben şunu gördüm, irticalen konuşma yeteneği. Yani ben size bu soruyu daha önce soracağımı bilmiyordunuz ama maddeler halinde yukarıdan aşağıya sıraladınız. Bu da bir yetenek. Teşekkür ederim. Şimdi biz tabii bu konuşmayı Mesudiye Meydanı'nda memuriyetimizin ve öğrenciliğimizin yıllarında Cumhuriyet bayramlarında konuşmalar yaparak başladık bu işe. Ondan sonra da fırsat buldukça hep konuştuk. Evet. Tabii görevlerim de siyasi görevimde dahil bizim halka hitap ederken iyi anlatma kabiliyetimizi geliştirmemize sebep oldu. Biraz da ondandır diyebilirsin. Ama evet. Ama bunun asıl nedeni Mesudiyeli olarak iyi horon oynarız, iyi türkü söyleriz, iyi konuşuruz, evet. Candan severiz ve içten saygı gösteririz. Ve candan konuşuruz. Candan da konuşuruz. Peki, Biltekin abi çok teşekkür ediyorum. Beni ziyaret ettiniz. Onur verdiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum bu röportaj içinde. Teşekkür ediyorum. Çok ben de tüm hemşehrilerimize, sevgili Mesudiyelilerimize en içten kalbi sevgilerimi sunarım. Sağ olun. Çok sağ olun.